Merhabalar. STM32 F4 üzerinde Ritos işletim sistemi nasıl çalıştırılıyor onu göstereceğim. İşletim sistemini çalıştırırken standard library'i kullanacağım. Yani STD'yi. Şimdi başlayalım hemen. Project, Microvision Project diyoruz. Masa üstünde şuraya bir klasör oluşturalım. Adı Ritos olsun. Proje adımız yazacağız şimdi. Evet, klasör seçtik. Proje adını yazalım. Proje adımız da Ritos olsun. Kaydet dedim. Şimdi işlemcimiz 407 VG modeli. Discovery kitte o var. O yüzden onu seçiyorum. Okey dedim. Üzerine yazayım mı diye sordu. Yaz dedim. Şimdi seçmemiz gereken şeyler. Burada core'u seçiyoruz. Ritos API için Keil RTX seçiyoruz. Olmazsa olmazlarımız. Ondan sonra device'tan startup'ı seçiyoruz. Startup bu sistemin config dosyalarının bulunduğu. Ardından framework gene olmazsa olmazlarımızdan. GPIO ile LED için seçiyorum. LED'i kontrol etmem için de RGG'yi aktif etmem gerekiyor. O yüzden onu da seçtim. Okey diyorum. Target'e geldik. Source grubun üzerine gelip sağ tıklıyorum. Add new item group diyorum. Ardından user code template. CMSS'e geldim. CMSS Ritos main function'ı seçiyorum. Add dedim. Tamam. Ritos projemiz oluştu. Options target'e geldim. Temel ayarları yapıyorum. Kristal 8 MHz verdik. Ardından library'imizi define yapıyorum. Kristal ...8 milyon kristal adımız onu da verdik. Buradan include pet tıklıyorum. Tıkladım. Dizin belirtiyorum. Driverların bulunduğu temel dizinimizi belirttik. Ardından debug'a gelip simülasyon için use simulator cihazı yüklemek için de buradan ST-Link Debugger'ı seçmemiz gerekiyor. Ardından Settings, Flash, Reset and Run deyip tamam diyorum. Tamam diyorum. Şimdi bir derleyelim. Evet, hiç hata yok. Güzel. Şimdi GPIO'yu yakmayı, LED'leri yakmamız için gereken kodları yazacağız. Şuradan hemen kopyalayarak yapalım. Structure'ı arıyorum. Burada. Şuraya ne diyelim? LED diyelim. Şuraya include eklemedik, o yüzden sağ tıkladım. Insert STM32. Evet, geldi. LED dedik. Şimdi LED için olan gerekli tanımlamalar yapalım. RGG. Onları da direkt kopyalayayım şimdi. Yazmakla vakit kaybetmeyelim. D'de oldukları için D seçtik. Burada tanımlanamaz. Şurada. Hatta şöyle yapalım. Şuraya bir fonksiyon oluşturalım. Let config diye.
Şimdi şunu da içine alalım madem. Şimdi led için pinleri ayarlayalım, modunu ayarlayalım. CTRL Shift'e bastığınızda gerekli fonksiyonlar, değişkenler gelir. Devam edelim. Pin hızını da ayarladık. Şimdi değerleri atacağım. Push pull. Pin olarak 12 yeşilliği kullanmak istiyorum. Şuradan. Speed olarak da GPIO Speed 25 olsun herhangi bir. Şimdi initial edelim. GPIO D. Yanlış yaptık tabii ki. GPIO init fonksiyonu çağırıp GPIO D olduğunu belirtiyorum. Ardından structure'ın adresini gönderiyorum. Şimdi şurada fonksiyonu çağıralım. Ardından LED'imizi yakalım. GPIO set bits olması lazım da. Doğru. GPIO D. Şimdi pini belirteceğim. GPIO pin 12. Şimdi debug olarak çalıştıralım bunu. Derleyelim. Sıkıntı yok. Şuraya bir breakpoint koydum. Run ettim işlemi. Breakpoint de geldi, durdu. Ve stepover yapacağım. Evet, LED'in yandığını görüyorum şu an. Bu şekilde retold sistemini kurabilirsiniz. Ben burada basit bir örnek oluşturdum. Amacım retold nasıl projemize eklediğimizi göstermek istedim. Bu şekilde oluşturuluyor ve Ritos'un kendi özel fonksiyonlarını da kullanabilirsiniz. Bunları da başka videoda çekmek istiyorum. Başka videoda anlatırım. Temel olarak Ritos'un kendi kernelini kuruyor. İşletim sistemini start ediyor ve sonra ben yapmak istediğim ayarlamaları yapıyorum. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.